Peki haberlerle devam edelim mi? Edelim. Dil çıkararak verilen pozlar yeniden gündemde. Yüksel Aytuğ'dan objektif karşısında dil çıkaranlara sert eleştiri. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, ünlüler arasındaki dil çıkararak poz verme trendini eleştirdi ve şimdi de bir dil çıkarma pozu var ki tek kelimeyle iğrenç. Yahu size çocukken öğretmediler mi? Dil çıkarmak her şeyden önce ayıptır. Dahası şımarıkların en ilkel alay biçimidir ifadelerini kullandı. Ünlüler arasında dil çıkararak poz verme akımı ilk olarak 2007'nin son aylarında Hülya Avşar'ın "Türkiye'nin Einstein'ı benim" manşetli röportajıyla başlamıştı. 2008 yılında bu akımı Cem Yılmaz devam ettirmişti. 2021 yılında Demet Özdemir bir dergiye dilini çıkartarak poz verince akım yeniden gündeme gelmişti. Demet Özdemir'i Hadise, Melis İşiten ve Serenay Sarıkaya takip etmişti. Son dönemde ise Merve Boluğur, Berrak Tüzünataç, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin dil çıkararak verdiği pozlar çok konuşulmuştu. Vallahi şu Tarkan'ın şarkılarının Cukba şarkısı altına imzamı atıyorum. Şimdi bazı şeyleri bir daha düşündüm. Ha, ha. Akışta millet ve evet. Derken dilli pozlar. Evet, evet, günaydın evet. Yazarı sevgili Yüksel Aytuğ bu dilli pozlar üzerine bir açıklık. Çünkü sayıları gittikçe artıyor. Şimdi de dil çıkarma pozu var ki diye başlamış yazısına. Tek kelimeyle iğrenç. Size çocukken öğretmediler mi? Dil çıkarmak ayıptır diye. Dahası şımarıklığın en ilkel alay biçimidir diyor. Çok... Hemen araya girmek istiyorum. Gir canım. Aynı şekilde biliyor musunuz? Çocukken annemin yanında birine dil çıkarttım. Ve benim annem 3 gün boyunca bana kızdı. Evet. Dedi ki yaptığın o kadar ayıp ki ben çok utandım dedi. Evet. Yani dil çıkartmak o yüzden bende travmatik bir şey. Asla hiçbir kalemi göremezsiniz böyle. Yani hani öyle bir poz vermek bilmiyorum. Yani bu çocukluktan kodlanan bir şey galiba. Ben tesadüfen annemle bunu deneyimledim yani. Sana çocuklukta kodlanan, sana kodlanan, hepimize kodlanan. Şu an günümüz dünyasında öyle değil. Yani bir kadın ya da bir genç kız dil çıkararak fotoğraf paylaştığı zaman şöyle oluyor. Coolsun, özgürsün, istediğini yaparsın. Yani şu hava. Şimdi tam canlandırmak istedim. Çünkü dilimi çıkarmayacağım. Hiç de hoşlanmadığım bir şey. Özgürsün. Sen kendi ayakları üzerinde duran bir kadınsın. Ya öyle. İstediğini yaparsın. Senin müdana... İsyankar. Tabii tabii. Onu vurgulamaya çalışıyor. Şimdi ben öğrencilerime de mesela ya niye bunu yapıyorsunuz falan dedim. Ya hocam çok tatlı bir şey ya. Böyle ne var yani sizde böyle. Bir gün siz şöyle bir poz verseniz hocam yıkılır acayip etkileşim alırsınız falan diyorlar yani dil çıkararak. Evet evet. Çıkararak. Algı bu. Yani aslında bu algı. Ben itici buluyorum bu hareketi ya. Sevmiyorum. Ben de çok sevimli bulmuyorum. Bir de bence o dili çıkarıp da poz verenler çok anlamını bilmeden birbirinden taklit yolunda yürüyorlar gibi. Hani böyle isyankar olmanın yani şöyle demek istiyorum. İsyankarım. Söz dinlemem. Kendi ayaklarımın üzerinde dururum. Canım nasıl isterse öyle yaşarımın karşılığı o dili böyle buraya kadar uzatmaksa onun onunla ne ilgisi var? Vallahi dalağına kadar gördüğümüz öbreklere kadar indik. Çenesinin ucuna kadar öyle yapınca ben ayaklarımın üzerinde duran bir kız mı oluyorum? Yalnız bir parantez açabilir miyim? Orada bir kişi var ki herkesin tersine dilini çıkartmış. O da Hadise. Hadise. Bakın onunki böyle biraz daha farklı. Hani de ki Einstein'ı yani, taklit ettim. Onun kadar zekiyim. O bile bir şeydir. Ama ilk dil çıkararak poz veren ünlüler arasında. Benim hatırladığım kadarıyla Hülya Avşar'dı. Öyle miydi? Yani ama görsel yani olarak Hülya hafızam. Hülya Avşar'ın güzelim kadına bile olmuş mu şimdi? Olmuyor. Ya işin içinde olay tabii... keşke Einstein'da kalsaydı. Kesinlikle. Bu arada Cem Yılmaz'ı unutmuştum tabii ki. Cem Yılmaz'ın da var. Şimdi, evet. Şimdi bazıları çok özür dilerim. Bazıları Demet Özdemir gibi çenesinden de uzuyor. Ona kadar büyük bir dilse 3 kişinin dili kadar uzun. Evet şu yandan gördüm. Ay Müge beni öldürdü. Kimi de minnacık böyle hafif utangaç. Belki Fahriye Evcen gibi. Belki mi var acaba? Hayır. Ne? Fahriye Evcen daha naif. Diye. Yapıyor ama Demet Özdemir'e. Diye. Ay Müge. Müge. Ay Müge. Çok ben şu an ben gittim. Da üzerine çalışıyorum dilini evet, bozdurum. Evet. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu dili çıkaran hanımlar, genç kızlar.
Çok örnekler verdi. Demet Özdemir'den. Çok tatlı. Peki aslında o dil çıkardığınızda bir de bu tarafı var. O sizi birazcık değersizleştiren, birazcık ünlüler için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. O sizi birazcık o pırıl pırıl tatlı o kadını ışıltılı gösteren halden biraz başka bir şeye getiriyor ya. Çılgın kız oluyorum diyor. Çılgın kız. Ha. Çılgın, deli dolu. Deli öyle dolu. Çok şey var ya, böyle deli dolu olmak moda ya. Bilmiyorum. Ay, çok deli, deli dolu gelmiyor. Bana çok da deli dolu gelmiyor. Yani. Hani o kadar güzel kızlar yapmış, hiçbiri bana güzel gözükmüyor. Çünkü dünyada hep olan bir şey bir fotoğrafta değil mi? Böyle dil çıkarmak böyle. Sadece bizim ünlülerde tabii, değil. Tabii tabii Hollywood yıldızlarında biz da. Biz de böyle kafaya. Ama zaten onlar yerli dili çıkarsın, bizimkiler daha çok çıkarır. Çıkarır. Yani hani çıkaranlar için söylüyorum. Çok güzel taklit ediyoruz çünkü. Çok büyük bir taklit yeteneğimiz var. Peki bir sonraki habere geçelim. Oriental Didem yaklaşık 10 gün önce konuğumuz olmuştu ve orada bir itirafta bulundu bu İnci Taneleri dizisi ve Dilber karakteri üzerine soru sorduğumuzda ve şöyle bir şey söyledi. Ben de dedi 11 yaşında ailem tarafından pavyona bırakıldım ama ailem hep yanımdaydı. Tek amacımız para kazanmaktı. 15 yaşına doğru da çıktım dedi. Şimdi pavyonlarla ilgili bu Dilber dansı ile ilgili ve hala orada olan arkadaşları ile ilgili ilginç bir saptamada bulunmuş, izleyelim. Pavyon polemiği büyüyor. Oriental Didem'den çarpıcı açıklamalar. Akıcılığa soyunan Oriental Didem tarzıyla dikkat çekerken pavyon polemiği hakkında da birbirinden çarpıcı yorumlar yaptı. Kendimi gördüm. Hazar Hanım'ın Dilber sahnesi çok fazla. Kendimi gördüm. Aynı kendimi gördüm. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz biliyorsunuzdur, kıyafeti yok satıyor. Sahnede oynadığı kıyafeti yok satıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok güzel bir şey. Herkesin bu kadar çok abartı tepki gösterdiğini anlayamadım. Şimdi bir doktorun hayatını yayınlıyorlar, atıyorum dize. Ya da bir hemşirenin hayatını yayınlıyorlar. Ya da bir ev temizliği yapan kadının hayatını yayınlıyorlar. Bu kadar gündem olmuyor da. Bu işi yapan hanımların hayatını yayınladıkları için bir olay oluyor. Orasını burasını açanlardan daha namuslu. Oradaki çalışan insanlar, yemin ederim, her şeyin üzerine yemin ederim, bu gündüz kuşağında çıkan ablalar, teyzeler var ya, onlardan daha namuslu. Orada çalışıp çocuk okutan, evini geçindiren, o kadar çok insan biliyorum ve tanıyorum ki, o yüzden yargısız infaz yapmaları beni gerçekten çok sinir ediyor. Pavyonlar kapanmasın. Yok genel evler kapansın. Oldu. Yani sapımız o kadar çok azdı ki genel evler kapansın, daha fazla az olsun sapıkları. Şimdi Didem birçok şey söyledi ama söylediklerinin içinden bir tanesini cımbızla çekmek istiyoruz. Çünkü evet, altına lütfen. Da vallahi ben en azından Müge olarak imzamı ben atıyorum. Imzamı diyor ki yani pavyonda çalışan arkadaşlarım TikTok'ta orasını burasını açanlardan daha namuslu. Nokta. Diyor. Evet, kesinlikle. Hele ki şu başını kapatıp göğsünü açan kadın var ya, yani bunu dediği anda kızı. Benim aklıma direkt o geldi yani. Yani hele bir de şu kadınlar, işte konuşan kadınlardan bahsediyorum, özellikle pavyonla ilgili kapatılsın falan diyenler. Evet. Yani birazcık durumu biraz daha detaylı yorumlamak gerekiyor. Yani kadının yerine koymak, o kadını orada tutan sebep ne? Tabii canım. Sistem yani mi? Pavyon olması akış, nerede başka bir şey yaptı? Akış ne? Yani ne kadar... Evet. Ya bir çok gönlü bakmayı bilmiyoruz, evet. TikTok kısmına gelince. Ay, TikTok'ta yani, sadece o... Didem o kadar haklısın ki. Yani o Laz kızına gelene kadar tabii daha neler çok, neler neler var. Ben şöyle bir şey gördüm ve dedim ki ben hangi ülkede büyüdüm? Ben nasıl bir aileden, eğitimden geçtim? Bu da benimle aynı ülkede. O da bir şekilde eğitimden, aileden geldi. Görüntü şuydu. Bir tane adam karısıyla birlikte yatakta ve diyor ki çiçek, böcek, araba bilmem ne atarsanız ilerleteceğiz evet, diyor. Evet, evet, hani evet. Diyor yavaş yavaş diyor. Evet. Ay ya, şu an şokum. Sen mahremiyetini, yatak odanı, yatağını, eşini, hayat arkadaşını, kendini nasıl bir rezil, rüsva duruma düşürüyorsun ki sonra da belki de bunu yapanlar kalkıp orada Dilber niye böyle dans ediyor bilmem ne falan diye yazıyor. Selam magazin sayfasına girip orada gerçekten ahlak bekçiliği yapıyor. Ahlak bekçiliği, evet. Yani. Neyin bekçiliğini yapıyorsa birisi zaten, neyi böyle bangır bangır yırtılıyorsa arkasında orada, açık ya da yara var. Ne kesinlikle güzel söyledin. Yo, hiç uzman olmaya gerek yok. O düşün. Doğru.
Evet, bir sürü örneği var. Bu arada 11 yaşında pavyona satılmış olması, yani ailesinin götürüp onu oraya bırakıp başında dursa dahi. Başında durmuşlar çok, ama. Çok canımı acıttı. Ya, pavyonların... 11 yaş diyorum, çocuk bu çocuk yani, daha çocuk. Süt kokuyor yani. Evet, çocuk. Aynen. Çocuk da babamla böyle. Annem diyor, başımda bekliyordu diyor. Diyelim ki birisi diyor, kıyamam. Para yapıştıracak. Hemen babası devreye giriyormuş, alıyormuş, çorabının içine koyuyormuş falan. Ya, ama diyor biz öyle bir dramlardan geldik ki, yokluktan geldik ki annem de böyle görmüş annesinden ya. Diyor. Bak şimdi tabii, nasıl bir zincir gidiyor. Bir de öyle bir durum var biliyor musun? Musunuz? Çünkü nasıl bir ailede büyürsen onu normalleştiriyor. O yüzden hangi ailede olursanız olun, anne babalar özellikle, çocuklarınız varsa şartlarınız da zor olabilir. Herkesin hayat koşulları çok iyi olmayabiliyor. Tabii çocuklarımızın ki. Genç kızlarımız okuması zorunda. gerekiyor. Pavyonlarla ilgili de sadece şu cümleyi kuracağım. Evet, pavyonlar değil mi? İnsanı, kadını değersizleştiren bir ortamdır. Kadın orada değersizleşir. Evet. Ama kadın neden orada kısmını bence konusunda uzman insanlar irdelesinler tabii, değil tabii. mi? Kesinlikle. Kadınlar neden orada? TikTok kısmına da gelince özellikle ben TikTok hesabı açtım. Hmm. Bir gün nasıl bir yayın yaptım biliyor musun Müge? Ha. Telefonu koydum. Böyle. Böyleyim. Ha. Ne yaptın? Böyle baktım. Duruyorum yani. Şimdi yazıyor. Bu ne yapıyor? Ne oldu? Ne yapıyor? Bu kim? Biri diyor bu teyze kim? Bu kadın kim? Ne oluyor? Ne olacak? Binlerce izleyici. Sadece böyle durdum. Ama onun da alıcısı olur. Sadece uyuyanı izleyen var. Evet. Tabii tabii. Evet. Yatakta hiç uyuyan kadını 2 saat falan izliyor. Ona hediye falan gönderiyor. Çünkü şu beyinlerimiz o kadar hımbıllaştı ve tembelleşti ki. Peki bir şey düşün, yolladılar mı yani? Böyle bir yolladılar. Ne bir şaka araba mı? Geldi. Para kazandın mı oturarak? Bir, ne bileyim bir şeyler geldi. Ne o şapkalar banka geldi. Banka hesabına para geldi mi? Şapkaları bırak da banka bakmadım. Hesabı. Ha. Ya yani bakalım belki gelmiştir. Belli bir şeyden sonra en azından bundan sonra derdin ki oturduğum yerden kazanıyorum. Tam işte. Oturduğun yerden kazanıyorum. Ben ama özellikle TikTok'tayım. Niye biliyor musun Müge? Çünkü ne oluyor ne bitiyor bakıyorum oraya. Ben de bir ara tabii, TikTok videoları lazım. Da çok çekmiştim hatırlarsanız. Bayağı magazine de konu olmuştuk o dönem. Evet, hani 3-5 böyle video çekmiştim kendimde eğlenmek için. Hani herkes çekiyor falan diye. Sonra eğlence Şirazlısından çıktı. Aynen baktım olay başka bir boyuta geçiyor. Ondan sonra şey yapmadım yani bıraktım peşini. Ama bazen izliyorum. Güzel şeyler yapanlar da var. Güzel içerik üretenler de var. Tabii, de var. Yani. Şimdi müthiş. TikTok deyince tükaka diyoruz da çok benzerleri Instagram'da da var. Evet tabii. Evet. Hani, var. O yüzden TikTok'u böyle bir sınıflandırmalarını da anlamıyorum. Yani TikTok'ta olan Instagram'da yok mu mesela? Var ama TikTok'ta daha fazla var. Peki. Tamam, orada çeşit çok ve orada bir akış var. Akış var Instagram'da aynen. Instagram'da o yok. Orada sürekli önüne şöyle yaptıkça yeni birileri çıkıyor. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak tam da şey olacak haberle bağlantılı. Londra'dayken bir sokak gördüm. Böyle gece canım sıkıldı otelden çıktım. Yürüyüş yapıyorum. Sokağı TikTok sokağı yapmışlar. Ay, hatta küçük bir story atmıştım oradan. Keşke çok çekseydim. Ah, burada biri, burada biri, burada biri, burada biri. Duvarlar böyle grafitiler falan böyle resimler falan. Önünde poz ver diye. Bu arada hani şey sabaha kadar o sokak ışıklı işte böyle değişik hologramlar falan var. TikTok sokağı. TikTok sokağı Londra'da. Londra'ya Hayır Londra'ya gitmeye gerek yok. Tamam burada da bir iki sokak TikTok sokağına döner. Tamam söyledin şey güzel. Zekice değil mi? Verdim. TikTok sokağı yani çekim yapmak için. Dolaşırken hep genç kızları görüyorum. Poz yollarda. Ben de arkalarından geçiyorum. Hızlı geçiyorum. Yakalanmayayım. Eskiden fotoğraf makinesi yokken ne kadar rahatmışız. Ne kadar güzelmiş. Evet. Yani şimdi... Alt tarafı ne yapardın? Sinir olduğun kişiyi yanından kırırt keserdin. O böyle oyuk kalırdı kolun falan. Şimdi ne güzel siliniyor. Evet. Peki haberlerimizle devam edelim. İzleyelim.